Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü yayınımızda sizlerle İtalyan oyununa devam edeceğiz. Geçen günkü oyunumuzda, yani bir önceki yayınımızda H6 sürüş, 12. hamlede yapılan H6 sürüş sonucunda bir mat görmüştük. Nasıl bir şavucum yapılanı görmüştük. Bugünkü açılışımızda, oyunumuzda arkadaşlar, buna karşılık siyahlar nasıl savunabilir? Bu şah kanadı atağına karşı siyahlar nasıl savunabilir? Bunu göreceğiz. Bugünkü oyunumuz Tiviakov, Sarcisyan arasında FIDE World Championship 2004 yılında oynayan bir maçı inceleyeceğiz. Başlayalım. E4 E5 At F3 At C6 Fil C4 Fil C5 C3 Evet, İtalyan oyununun başlangıcıydı arkadaşlar. Burada C3 yerine B4 yapılırsa Evas Gambit'e götürüyordu. D3 devamında C3 oynarsa birbirine transpoze olabiliyordu arkadaşlar. C3 At F6 D3 Evet, İtalyan'ın C3 D3'lü yapısı. Arkadaşlar bu uzun vadede bir beyaz hafif üstünlük veren, eğer siyahlar yanlış oynarsa da ciddi üstünlükler veren bir açılış piyon yapısı arkadaşlar. Burada geçen bir önceki İtalyan oyunu yayınımızda arkadaşlar A6 hamlenin esnek bir hamle olduğunu söyledim. Ve rakip şahını merkezde tutunca D6 devamında D5 şeklinde bir merkezi açma hamlelerini görmüştük ama burada D6 devamında A6 ya da A6'ın amaçlı devamında D6 oynanması çok büyük bir beyazlara fırsat veriyor. Bir dönüşen konumlar. D3'e D6. Şimdi burada arkadaşlar at A5 fikrine karşı fil B3 oynuyoruz. A6 H3. H3'ü söylemiştim arkadaşlar. Esnek bir hamle. Fil G4'e geçirtmiyor. At H2 At G4 manevrasını hazırlayabiliyor. Devamında vezir F3'den bir şah kanadı atağına başlayabiliyor beyazlar. Ya da H3'den G4 sürüşünü de hazırlayabiliyorlar. Fil A7 At B2 Evet, erken rok yapmıyoruz arkadaşlar burada. Atımızı F1 karesine çekip G3 devamında F5 karesine yönlendirmek istiyoruz. At B2 rok At F1 Evet, taşlarımızı şah kanadına aktarıyoruz arkadaşlar şu an. D5 Evet, D5 hamlesi rakibin şahı merkezde ise merkeze açma hamlesidir arkadaşlar. D5 ile merkeze açmak istiyoruz. Bir önceki İtalyan oyunu yayınımızda arkadaşlar E5'in sıkıntılı olduğunu göstermiştim. Merkezi açıyoruz. At D5 ve at G3 devamında kale E1 ve E4 sürüşlerini hazırlayabilir demiştik. D5'e vezir D2. Evet, beyazlar taş değişmemesi lazım. Çünkü şah kanadı atağa başlatmak istiyor. Şahların oyunda tutması lazım. D4 vezir E7 At G3. Evet, bir önceki oyunumuzda arkadaşlar yayınımızda H6 hamlesini incelemiştik sizden. H6'nın neden kötü bir hamle olduğunu söylemiştik. Bu yayınımızda ise arkadaşlar fil E6 hamlesini inceleyeceğiz sizinle. Şimdi fil E6 hamlesi güzel bir hamle. Burada siyahlar şöyle bir plan yapıyor. Şimdi atak yapan taraf beyazlar. Siyahlar ise şu an konumu tutan taraf. Ve taş değişimi özellikle alan avantajı da burada şu an simetrik duruyor piyon yapısı. Yani öyle çok asimetrik bir piyon yapısı yok. Ama saldıran tarafların taşını azaltmak savunan taraf için iyidir. Tabii bu bir bakıma stil meselesi arkadaşlar. Ama şahı merkezde tutup özellikle şah kanadına taşlarımızı aktarıyorsak burada bir şah kanadı hata yaptığımızı gösteririz. Burada taşlarımızı tutmamız faydalı. Şimdi fil C2'de pasif duruyor. Ama biz zaten şu an için bu bir üstünlük aramıyoruz. Uzun vadede bir üstünlük arayacağız. Bu çaprazlara fillerin girmesi şah kanadı hata için iyi bir hazırlık diyebilirim arkadaşlar. Şimdi burada tabii siyahların nasıl oynaması gerektiği çok önemli. Yani olayın aslında püf noktası burada. 13. hamlede B5
belli olacak. Tabii fil c2 yerine beyazlar burada at e4 da oynayabilir. F5 karesine manevra yapabilmek için, ama burada fil çarpı b3, a çarpı b3 ve vezir e6. Evet, güzel bir hamle arkadaşlar. Neden güzel bir hamle? Şimdi beyaz kareler zayıf. Ve bu beyaz kareler arkadaşlar e6 hamlesine bir kere b3'e bir baskı yapıyoruz. b4 sürdükten sonra beyaz kareleri hakimiyetimiz altına almak istiyoruz. Ve güzel bir karede oturuyor vezir. Daha sonra da kalelerimizi D hattında double'layıp basabiliriz. Burada tabii F5 karesine olacak manevraları AT7, birazdan göreceğimiz AT8, AT6 manevralarıyla F5 karesindeki atı kaldırabiliriz arkadaşlar. Burada bir B4 hamlesini tercih ediyor beyazlar. Çünkü vezir E6'ya B4, AT8, dediğim gibi atı D6 karesine aktarmak istiyor. Bu önemlidir arkadaşlar. D6 karesinden at F5 karesini kontrol edecek. Rok, at D6, at HF5. Evet arkadaşlar, burada hemen bunu yemek doğru değil. Niye derseniz, E çarpı F5'ten sonra E4 karesi atın denetimine girebilir. Ve çok önemli bir kareye at tutuyor. Merkezi bir kare ve çok fazla kareyi kontrol edebilir. F6 hemen sürüşünü de destekliyor. O yüzden burada yemek doğru değil arkadaşlar. Bunun yerine atı E7'den devam edebiliriz. Yani bu şekilde at E5, at E7, at çarpı D6, vezir çarpı D6, kale D1, vezir istiyoruz, vezir C6 ve eşit bir oyun oluyor arkadaşlar. Yani burada herhangi bir sıkıntımız iki taraf için de yok. Bunu tercih edebilirdi eğer at E4 oynasaydı. Vezir E6 karesinde çok iyi bir konuma geliyor arkadaşlar. Bir de bunun yerine arkadaşlar 17. hamlede şah H2 oynayabilir. Bunun da amacı F4 yapmak. Şahımızı açmazdan kurtarıyoruz. Ve F4'ten ilerlemek istiyoruz. Kalemizi de şah kanadı atağına dahil etmek istiyoruz arkadaşlar. Şah E2, at E7, F4, E4, fil F4 ve at G6. Evet, bu da eşit bir konum oluyor arkadaşlar. Herhangi bir iki tarafında da problem yok. Bu da Anderlein Çihirla arasında 2009 yılında oynanan bir maç arkadaşlar. Hop, oradan aldım bu pozisyonu. Evet. Burada dediğim gibi eğer at E4'den başlasaydı siyahlar oyunu çok rahat bir şekilde eşitleyebiliyordu bu hamlelerde. Fil C2 oynanmış bu oyunda. Tiviakov fil C2'yi tercih etmiş. Filini korumak istemiş. Ve burada siyahlar kale F8'ine devam ediyor. Vezirine ola ki F5 karesinde bir tehdit olursa F8 karesinde saklayacak. Doğru zamanda fil vezir C5'ten oyuna girilebilir ya da D6 karesinde. Şimdi arkadaşlar kale E8 yerine burada kale AD8 oynanabilir mi? Arkadaşlar eğer devamında eğer beyazlar atı H4'e götürecek ve merkezde şahı tutacaksa kale AD8 çok ciddi taktik olanaklar verebiliyor. Mesela kale AD8'de burada at H4 oynanırsa, şimdi bu önemli bir hamle. Şimdi at H4'ten sonra arkadaşlar siyahların ciddi taktik olanakları var. Neden? Şah merkezde taktik olanaklar gibi ve B3, D3 karesi arkadaşlar zayıf bir kare. Bunlardan yararlanmak için at B4 oynuyoruz. Güzel bir feda, güzel bir hamle. Şimdi arkadaşlar ilk olarak almaya bakalım. Şimdi bunu alırsa vezir çarpı B4 bir şah çekiyoruz. Şimdi burada fil D2 oynarsa, eğer burada kale AD8 amaç zaten bu. Kale çarpı D2, vezir çarpı D2 ve fil F2. Evet, şu an bunu alamıyor vezir boşta. Şah D1 giderse vezir çarpı D2, şah çarpı D2 ve fil çarpı G3. Evet, burada siyahlar arkadaşlar şahın merkezde, rakipte bir fil çifti var. Beyazın piyon yapısı bir hayli kötü.
Burada siyahlar hafif üstün diyebiliriz arkadaşlar. Bu C çarpı B4 devam yolunda olabilecek hamle. Şimdi burada arkadaşlar eğer at B4'te yemez, at H5 oynarsa, yani bir veziri istersek, burada yapmamız gerek önce bir şah çekiyoruz. Vezir çarpı C2. Fil F5. At F5. Ve vezir E6. Evet, yine vezir E6'da konumlandırıyoruz arkadaşlar. Bu kare, bu çaprazı tamamen özellikle C4 karesi bizim için önemli olacaktır. Rok. Ve eşit bir pozisyon arkadaşlar. Siyahların ve beyaz, siyahların burada herhangi bir problemi yok arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bir diğeri de at B4 hamlesini arkadaşlar. Fil B1 kaçarsa. Şimdi burada bir saniye. Fil B1 kaçarsa. Burada güçlü hamle arkadaşlar. Vezir D6. Neden güçlü hamle? Bir kere D3 karesine bir bas. Şimdi CB4'ten sonra az önceki tema aynen gerçekleşiyor arkadaşlar. Ama burada eğer vezir D6 oynadığımızda vezir D6 güçlü bir hamle. Çünkü D3 karesini iki taşla kontrol ediyoruz. Şahta merkezde at E5 oynarız. At D3. Vezir çarpı D3. Pardon, fil çarpı D3. Vezir çarpı D3. Burada hemen kırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani taşlarımızı geliştirmemiz lazım. Çünkü rakibin burada bir tehdidi var. Şimdi F5 karesini, şimdi bu veziri kaldırırsak arkadaşlar, F5 karesindeki atı koruyan bir taşı yok ederek daha sonra fil çarpı F5 tehdidinde bulunabiliriz. O yüzden bu atı açmaza almak için fil G5 geliyor beyazlar. Ama burada siyahlar yine bir feda yapıyor. At çarpı E4 yapıyor. Çok ilginç ve güzel bir hamle arkadaşlar. Bu hamle sayesinde siyahlar oyunu eşitliyor diyebilirim. Vezir çarpı E4. Vezir çarpı E4, at çarpı E4. Şimdi arkadaşlar burada hemen bunu almamız doğru değil. Çünkü kale istekte. Önce F6 oynuyoruz. Ve konumu eşitliyoruz arkadaşlar. O yüzden burada siyahlar bu hamlelerden sonra, yani kale AD8'den sonra eğer at E4 oynarsa konumu çok rahat bir şekilde bu hamlelerle eşitleyebiliyor arkadaşlar. O yüzden eğer kale AD8 oynanırsa yapmamız gereken hamle rok yapıp gelişimize devam etmek olmalı. Bir de arkadaşlar kale AD8 yerine burada at E8 oynanabilir. Şimdi at E8 hamlesi 2007 yılında oynanan bir 2007 yılında oynanmış bir devam yolu arkadaşlar. Şimdi burada at E8'den amacımız at F5 karesine geldiğinde D6'da savunma, yani F5 karesine D6 ile bir destek getiriyoruz. Atı D6'da getirerek F5 karesini kontrol etmek istiyoruz arkadaşlar. At E8, rok, at D6. Kale E1, F6. Evet, bu konumu, bu temayı Carlsen Nakamura maçında da benzer bir tema gördük. Bu fikri uyguladı Carlsen. 2010 yılında olması lazım. Bilis maçında uygulandı yanlış hatırlamıyorsam. F6'ya at E2, şimdi beyazlar atı G4'e, vezir F3'e, pardon. Atı H2, at H2'den G4'e, vezir de F3'e getirerek bir şah kanadı atağa başlatmak istiyor. Burada arkadaşlar kale AD8, siyahlar D hattında kalelerini double yaparak bir karşı oynanıyor. At G4, vezir F7. Evet. Şimdi ve siyahların da C4 karesinde yararlanma planı var. Özellikle B4, A4 sürüşlerinden sonra C4 karesi zayıf bir kare olur. Bu karelerin işgali siyahlara hafif üstünlük verebiliyor. Fil B1. Şah A8. Şahımızı kaçıyoruz. Bu yararlı bir hamle arkadaşlar. At E3. Kale D7. Şimdi kaleye FD8 gelmek istiyoruz. B3. C4 karesini kontrol etmemiz çok önemli. Ve kaleye FD8. Siyahlar ya konumunu yavaş yavaş geliştirecekler arkadaşlar. Özellikle C4 karesini ele geçirmek istediğini gösteriyor bu oyunda. Ki Nakamura Carlsen maçında arkadaşlar Nakamura C4 karesini zayıflattığından dolayı Carlsen de manevralarla C4 karesine geçirmişti ve bu kare sayesinde
o oyunu kazanmıştı. Daha üstün konuma geçip devamında zaten teknik oynayarak maçı kazanmıştı arkadaşlar. Evet, bu konumda arkadaşlar siyahlar hiç bir sorun yok. Konumu yavaş yavaş geliştirecektir. ATS hamlesi tercih edilebilecek bir hamle. Şimdi AT8 hamlesini arkadaşlar Howell-Swildler maçında at G5 oynanmış bu pozisyonda. Daha hırslı bir hamle, agresif bir hamle. Fil istiyoruz. Fil D'ye at F5, vezir F6, vezir istiyoruz çünkü. H4. Evet. Vezir kanadından, pardon, şah kanadından bir piyonlar ilerletiyoruz. Buradan hattaşma planımız var. G5'i kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada fil F5, EF5, İD'yi dediğim gibi atı E4 karesine manevra ederek F6 karesine bir baskı uygulayıp F6 sürüşünü destekleyebilir. Ve aynı zamanda bu piyonlar bu çaprazda yedikten sonra ilerleyecektir. Yani fillerin de yavaş yavaş çaprazı açılabilir. Ve bu da çok ciddi bir hata sebep olabilir arkadaşlar. O yüzden fil çarpı F5 iyi değil. Şimdi burada H4'e H4 hamlesini at D6 ile de devam ediyor siyahlar. Şimdi atı kesip özellikle bu karedeki atı yok edip oyunu eşitlemek istiyor. Ama burada G4 hamlesi çok hırslı bir hamle arkadaşlar. Havalanın önerisi at E3 oynamak. Ama G4 hamlesi çok daha etkili bir hamle arkadaşlar. Bu pozisyonda tercih edilebilecek bir hamle. Evet. Bunlar olabilecek. Yani oyunda oynanan hamlelere dışında diğer seçenekler diyebilirim arkadaşlar. Fil C2 oyunda kale F E8 oynanmış. Beyazlar burada at E4 oynuyor. Evet. Atını F5 karesine aktarmak istiyor. Şimdi arkadaşlar burada G6 hamlesi F5 karesi oynanabilir ama F5 karesini kontrol etmek için yapılan bir hamle. Ama bu hamle fil G5 çok tehlikeli. Yani özellikle siyah kareler üzerinde bir baskı kuruyor. Onun dışında arkadaşlar vezir C5 oynayabilir. Kısaca bunu göstermek istiyorum. Vezir C5 oynanabilir. Vezir C5'e fil G5. Yine ata bir baskımız var arkadaşlar. Fil C4 vezir istiyoruz. Vezir F3. Ve kale E6. Devamında at F5'ten sonra siyahların, pardon, beyazların bir tehdidi var. O bir sonraki hamlede at çarpı G7 yapmak, örneğin böyle bir şey yapsın. Tehdidi göstermek istiyorum. Şah G7, fil F6, kale F6 ya da at E5 gibi bir tuzak hazırlıyor. Tabi burada siyahlar çok dikkatli olmalı. Evet, kale F8 hamlesi. At E4'e vezir F8 kaçmış. F5 karesine geldiğinde de atını E7'ye çekmek isteyecektir. At F5. At E7. Atı kaldırmak istiyoruz. Fil G5. Evet, burada fil çarpı F5 oynanmış. Arkadaşlar at çarpı F5 oynasaydı E çarpı F5 yine aynı tema. Atını E4 karesine getirmesi çok tehlikeli olacaktır. Fil çarpı F5, E çarpı F5, at E5. Evet. Burada arkadaşlar siyahlar yavaş yavaş konumu toparlamaya başladı. Ama burada beyazın gerçekten harika bir hamlesi geliyor. Uzun rok. Şimdi kalemiz direkt oyuna girecek. 7. yataya inmek isteyeceğiz. Diğer taşlarımızı şah kanadına aktaracağız. Buradan bir oyunda olmayan taşımızla oyuna girmiş olacağız arkadaşlar. Gerekirse kalemizde E1'den oyuna gireceğiz. Ve aktif pozisyonda çok yararlı bir hamle arkadaşlar. H6 fil H4 şu an G5 süremez. Geçerken alma yapabiliriz. Vezir C5. Evet, taşlarını vezir rokun olduğu, yani şahın olduğu tarafa aktarmak istiyor. Karşı bir oyun aramak istiyor. At E4 vezir C6 F6 karesini kontrol etmek için yapılan bir hamle. Çünkü kaleyle E6'dan bir savunma yapamıyoruz. Vezir C6'ya fil B3. Evet, şu an D5'e bir baskımız arttı.
bu çapraza fili getirdik. Özellikle bu piyonun bir piyonu açmaz alarak vezir pardon, şah kanadından bir atak başlatabiliriz. Özellikle G6 karesinden. O yüzden filimizi gelenekte bu çapraza getiririz. Fil B3'e at F4 oynamış. Bu da güzel bir oyun arkadaşlar. Şimdi ola ki şimdi vezir istekli arkadaşlar. At çarpı F6 oynandığında burada vezir çarpı F6 almış. Eğer fil F6 alırsak at E2'ne başlamak istiyoruz. O yüzden bu hamleyi yapıyor. Vezir G4. Bu da güzel bir hamle arkadaşlar. Şah karadına. Şimdi vezir kaçtık. Vezir istiyoruz. F6 planımız var. Vezir C6. Burada arkadaşlar siyahlar H5 oynaması gerekiyordu. H5 hamlesini yapması gerekiyor. Çünkü vezir C6 oynandıktan sonra arkadaşlar F6 hamlesi çok ama çok tehlikeli bir hamle. Çünkü şah kanadına direkt şimdi G6 tarz bir hamle. Dediğim gibi bu şu an için at koruyor. Fil G3'ü çektikten sonra arkadaşlar fili buraya çekersek daha sonra bunu kestikten sonra vezir çarpı G6 numaralarımız olabilir. Çünkü bu piyon açmaza alınmış durumda. Burada G6 ne olursa olsun G6 yapması lazımdı. Son çaresi işte zaten at G6 dönülmüyor. Vezir çarpı G6'dan sonra taş kaybedi ve oyunda mata çarpı kalmazlar arkadaşlar. Bu oyunumuzda vezir çarpı G2 oynanmış. Ve burada G2'yi kontrol etmek istemiş. Pardon G7'yi. Ama burada çok güzel bir hamle yapıyor beyazlar. Fil G3. Şu an bunu kırmak istiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu mat istiyorum. Vezir çarpı G7 mat istiyorum. G5 oynanmış. Burada beyazlar çok büyük bir fırsat kaçırıyor. Siyahlara oyunu eşitleme şansı veriyor. Burada yapması gereken hamle fil çarpı F4. Şimdi arkadaşlar eğer vezir çarpı G4 alırsa, H çarpı G4, F çarpı F4'e, kale çarpı H6. Evet şu an kalemiz gördüğünüz gibi H hattına oyuna girdi. G6 karesinden yararlanabilir. Fil çarpı F2 oynanırsa eğer kale G6. Şah F8'e de kale G7. Şimdi F7 karesinde çok tehlikeli bir baskın var iki taşla. Kalemi H1'e aktarıp kale H8 tehditlerim var. Çok tehlikeli bir konumda siyahlar. Birkaç an sonra da oyunu terk edecektir. Beyazlar böyle bir fırsatı tepiyor. Oyunda oynanan hamle ise arkadaşlar G5'e vezir D7. Evet şu an F7 karesinde bir baskısı var. Bunu alıp kazanmak istemiş. Burada siyahlar atı E6'ya çekseydi oyunu eşitleme şansı vardı. Ama bu olana da kaybedince kale F8 oynamış. Çok ama çok büyük bir fırsatı kaçıyor. Şimdi fil çarpı F4. Şimdi arkadaşlar bundan alırsa kale G1'den zaten vezir düşüyoruz. E çarpı F4 alınca da vezir F5 düşüyor. Şimdi tehdit vezir G6. Kale AD8 oynanınca da burada siyahlar görmüyor. Vezir G6 şah. Şah 8'de de vezir G7 mat oluyor. Evet. Burada arkadaşlar geçen günkü oyunumuzda H6 hamlesinin zararlarını görmüştük. Bu oyunda oyunu nasıl eşitleyebiliriz göstermek istedim. Özellikle 13. hamle notlarına iyi bakın. Burada siyahların eşitleme şansı çok fazla. Ama yanlış oynanınca arkadaşlar beyazların da çok ciddi bir hata var. Tivak olduğundan çok iyi yararlanmış ve sonuçta kazanmış. Arkadaşlar İtalyan oyununa ilgili videolarımız devam edecek. D3, C3'lü yapına ilgili değişik konumları inceleyeceğiz. Çok fazla tercih edilen bir açılış. İtalyan özellikle D3, C3'lü varyantı. Ve çok ciddi olanaklara sahip bir açılış. O yüzden İtalyan oyunu üzerine videolarımız devam edecek. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. İyi günler.